Merhaba, ben uzman diyetisyen Ecem Özge Uray. Bugün sizinle hipertansiyonda beslenme tedavisi ve DEŞ diyetinden bahsedeceğim. Hipertansiyon kan basıncının 140'a 90'ın üzerinde olduğu durumlar için söylenir. Önemli bir halk sağlığı problemidir. Kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek harabiyetleri gibi önemli sağlık problemlerine sebebiyet vermektedir. En ölümcül önlenebilir hastalık olarak geçmektedir ve Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre de en ölümcül 3. hastalık olarak geçmektedir. Tabii doğrudan kalp krizine vesaire sebebiyet verdiği için de oldukça önemli bir durumdur. İki sebeple olabilir. Çevresel etmenler ve genetik etmenlerden dolayı olabilir. Çevresel etmenler aslına bakarsanız önlenebilir etkileridir. Sağlıklı yaşam tarzıyla kesinlikle önlenebilir. Kilo kaybıyla önlenebilir. Genetik bir problem olmadığı sürece ilk tedavi olarak beslenme tedavisi ve sağlıklı yaşam tarzı tavsiye edilmektedir. Birçok danışanımız sağlıklı bir yaşam tarzına geçerek aslında hipertansiyondan kurtulabilir, bunu oldukça azaltabilir, kullandığı ilaçların dozunu azaltabilir veya direkt ilaç tedavisi sonlandırılabiliyor. O yüzden hipertansiyonda tedavide beslenme oldukça önemli bir konudur. Bunun içinde DEŞ diyeti diye bir diyet geliştirilmiştir. Bu diyet uzun zamandır çalışılan ve oldukça faydalı olduğu bilinen bir diyet tipidir. Oldukça güvenli bir yöntemdir. DEŞ diyeti aslında hipertansiyonu önlemek için bir sağlıklı beslenme yaklaşımının İngilizcenin baş harflerinin kısaltılmış halidir. DEŞ diyetinin ana amacı beslenmede sodyumu azaltmaktır. Sodyumu azaltarak kan basıncını ve tabii ki nabzı biraz daha kontrol altında tutmaktır. DEŞ diyetinin yaklaşımı birinci olarak sodyumun azaltılması gerekiyor. İkinci yaklaşımda mutlaka meyve ve sebzenin dozunun arttırılması gerekiyor. Meyveyi günde 4-5 porsiyon, sebzeyi de aynı şekilde günde 4-5 porsiyona kadar arttırılması hedefleniyor. Tabii kişide eğer diyabet veya yüksek insülin direnci varsa 4-5 porsiyon meyve biraz fazla kaçabiliyor. O yüzden mutlaka bir diyetisyen eşliğinde bu DEŞ diyetinin uygulanması gerekiyor. Yüksek diyabetiniz ya da insülin direnciniz varsa bu 4-5 porsiyon meyve biraz azaltarak sebzenin belki porsiyonu arttırılabilir. Ya da işte çok glisemik indeksi düşük meyvelerle ve onlarla birlikte bir protein, süt ve sütünü kombinasyonları ya da işte yağlı tohum kombinasyonları yapılarak kan şekerini yükseltmeleri önlenebilir. DEŞ diyeti aynı zamanda günlük alınan yağın ve kolesterolün azaltılmasının da kan basıncını düşüreceğini savunur. O yüzden de süt ve süt ürünlerini yarım yağlı tüketmeniz, tereyağı, trans yağ, bu tarz böyle katı hayvansal doymuş yağlardan da biraz uzak kalmanız tavsiye edilir. Bakliyat tüketimi çok önemlidir çünkü yüksek lif içerir. Kan şekerini de çok güzel regüle eder, aynı şekilde tansiyonu da çok iyi regüle eder. O yüzden haftada 2 ile 3 porsiyon kadar bakliyat tüketmeniz tavsiye edilir. Bakliyat dediğimiz kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, barbunya, bezelye, bu tarz besinleri beslenmemizde haftada en az 2-3 kere kadar tüketebiliriz. Karbonhidrat grubu olarak da mutlaka tam tahıllı ya da işte tam buğday ürünler kullanılması tavsiye ediliyor. Bu bağlamda beyaz ekmek, beyaz unlu mamuller, tatlılar vesaire onlardan uzak durarak daha çok bulgur, buğday, tam buğday ekmek, tam buğday makarna gibi daha kompleks karbonhidratlara yönelmeniz tavsiye ediliyor. DEŞ diyetini mutlaka bir diyetisyen tavsiyesiyle, bir diyetisyen kontrolünde uygulamanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi şekeriniz varsa daha farklı olabilir. Günlük sebze meyve tüketimi arttırılması için size özel bir program hazırlanması gerekiyor. Örnek verecek olursam mesela nasıl bu kadar sebze ve meyveyi arttırabilirim diye sorarsanız sabah kahvaltılarda normal kahvaltılıklarımın yanına bol yeşillikler, domates, salatalık, güzel mevsim yeşillikleri, ara öğünde hemen ardından bir meyve, öğlen yemeğinde güzel bir sebze yemeğin yanına salata, ara öğünde tekrar bir meyve ve akşam yemeklerinde de yine etli, kıymalı, tavuklu güzel bir sebze yemeğin yanına da bol salatayla sebze ve meyve tüketimini ikisinden de günde 4'er 5'er porsiyon alacak bir şekilde tüketebilirsiniz. Sodyumu ve tuzu azaltmak için en dikkat etmeniz gereken şey tuzlu ürünleri de azaltmanız gerekiyor. Örneğin beyaz peynir, zeytin, ayran, cacık bu tarz böyle içinde zaten kendine turşu, zaten kendiliğinden tuzlu olan ürünleri biraz azaltmakta fayda var. Yeri geliyor bazen ekmeği bile tuzsuz tavsiye edebiliyoruz. Bu tamamen sizin yaşadığınız hipertansiyonun şiddetine, sıklığına, işte kan basıncınızın, tansiyonunuzun ortalama kaç seyrettiğine göre değişebiliyor. Daha fazla bilgi için bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.